E hadi hadi acele edelim biraz arkadaşlar ya. Toplantıyı açacağım. Daha herkes gelmedi Hatiba. Evet evet eksiklerimiz var. E gelselermiş canım onlar da. Ya Dingo'nun ahırı mı burası? Koskoca Adana'mızın sanayi odası. Ya ben başkan olarak nasıl sabah sabah erkenden kalkıp geliyorsam herkes de gelecek. Selamünaleyküm. Aleykümselam Demir Bey. Merhaba. Hoş geldiniz Demir Bey. Aleykümselam. Merhaba Demir Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatip Bey, toplantıya başlamadan önce söylemem gereken önemli bir husus var. E söylersin söylemezsin Demir Bey. Tabii canım söylersin de. E ama biliyorsun kaidelerimize göre söz almak için önce yazılı olarak müracaat et. Mühim bir mesele. Mühim. Mühim mesele ise kaideleri bir kerecik bozmaktan bir şey olmaz. Buyur kardeşim söyle. Arkadaşlar bir süre önce Yılmaz Akkaya ile bir yağ fabrikası satın almıştık biliyorsunuz. O tesisteki hissemi satışa çıkarıyorum. Bilginiz olsun. İlgilenen varsa görüşebiliriz. Siz şimdi sebebini de merak ediyorsunuzdur. Siz zannetmeden ben hakikati söyleyeyim. Fabrika iyi bir yatırım olmadığından, kâr etmeyeceğinden satmıyorum. Yılmaz Akkaya gibi bir şerefsizle ortaklık yapmak istemediğimden satıyorum. Bu da böyle bilinir. Dediğim gibi görüşmek isteyen varsa pazarlığa açayım, görüşebiliriz. Benim için biraz aciliyeti de var. Teşekkür ederim Hatip Bey. Benim için önemli bir meseleydi. Ne demek, ne demek Demir Bey? Ne demek her zaman? Tabii böyle mühim meselelerde biz de sanayi odası olarak elimizden geleni yaparız. Evet arkadaşlar, şimdi tabii gündemimize dönecek olursak. Biliyorsunuz bu belediye ile ilgili selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz ya, hoş geldiniz. Buyurun buyurun, oturun, oturun. Buyurun. Hayırdır Hatiba? Mesele nedir? Bizi acil bir şekilde çağırdın. Ya ateş almaya mı geldiniz? Allah aşkına ya. Ya bir oturun, soluklanın hele. Oturun ya. Bak buranın kıyması çok meşhurdur ha. Vallahi buraya gelip bu kıymadan yiyip gitmedin mi Adana'ya geldim demeyeceksin kardeşim. Yanına da şöyle acılısından bir şalgam koydun. Bırak kebabı mebabı Hatip. Ne oldu? Yoksa Fekeli arkamızdan atıp tutuyor mu yine? Ya Fekeli'nin atıp tutacak hali mi kaldı? Ya adamın derdi boyunu bosunu açtı ya. Mesele sizinle alakalı değil, değil. Sizinle ilgili bir durum yok. Mesele başka. Ne o zaman? Demir Yaman'la alakalı mesela. Demir Yaman mı? Ne olmuş Demir Yaman'a? Müjdemi istiyorum ama. Uzatma Hatip. Söyle. Demir Yaman var ya, bu yağ fabrikasındaki hisselerini satışa çıkardı. Peki sebep? Yılmaz Akkaya. Şu fabrikadaki ortağı. Ha ha, bu uzun boylu bıyıklı olan o işte. Ya meğersem bunlar sadece fabrikada değil, her şeyde ortaklarmış. Ne diyorsun kardeşim sen? Ne söyleyeceksen doğru dürüst söylesene. Amma kinaye yaptın Hatip. Ya ama kinaye yapılmayacak gibi değil ki kardeşim. Demir Yaman'ın karısı Yılmaz Akkaya'nın nişanlısıymış. Ta İstanbul'dan eski. Ya E'si nişan bitmiş ama bunların sevdaları bitmemiş daha. Gizli gizli buluşup haşa huzurdan sevişip öpüşüyorlarmış ya. Vay! Çukurova'ya bak sen. Ya daha sen dur, dur. Demir Yaman sen kalk git bunları bas. E yok artık. Ya tabii canım tabii. Sonra da kadını kolundan tuttuğu gibi evden dışarı atmış.
Aferin Hatip, aferin. Güzel haber getirdin. Sen her zaman böyle güzel haber getir. Sen de kazan, biz de kazanalım.